Şimdi tekrar birlikteyiz. E, reklam öncesinde de söylemiştim. Murat Çelik dün e, postada önemli bir yazı yazdı. Bu e, yapılan Millet İttifakı içerisinde yapılan anketlerden bahsediyor CHP içinde. E, şimdi diyor ki bazı anketlerde İmamoğlu ilk sıra... Ya ben niye okuyorum ki? Murat anlatır mısın şu ikinci sorunun anlamı <laughs> <Anladım>. ne? <laughs> tamam şöyle... Şimdi herkes Millet İttifakı'nın adayı kim olacak diye soruyor ya hani gündemde bu var. E Kılıçdaroğlu da son dönem performansıyla yaptıklarıyla tavırlarıyla o çıkışlarıyla vesaire e, hani ben aday olacağım mesajını veriyor. Bir taraftan da geliyor gelmekte olan diye bir sloganla bunu kendince bir şekilde somutlaştırıyor. Öyle bir hava var yani Kılıçdaroğlu'nun adaylık için artık e, adeta benim aday diye bunu e, ortaya koyduğu. Şimdi CHP'nin içinde yapılan anketlerde şöyle bir soru soruluyor insanlara. Deniliyor ki Millet İttifakı'nın adayı kim olsun? Tayyip Erdoğan'ın karşısında kimi aday görmek istersiniz? E, bu anketler zaten kamuoyuna zaman zaman e, çıktı ve çok e, kamuoyuna mal oldu. Genellikle iki isim, iki Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Yavaş isimleri öne çıkıyor. Hatta son dönemdeki anketlerde Mansur Yavaş isminin, ee, İmamoğlu'ndan da önde çıktığı birkaç anket sonucu da gelmiş bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani son dönemin anketlerinde öyle gelmiş. Bu sorunun sonrasında e, işte Mansur Yavaş'ı ya da İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu bu anketlerde <laughs> Mansur Yavaş'la İmamoğlu'ndan daha sonra çıkıyor. Yani aday görülmek istenenler arasında. ikinci bir soru soruluyor dediğim oydu. Onu yazdım. İkinci soruda şu. Dinliyor ki e, bu anketlerde ...bu isimleri verenlere deniliyor ki... ...sizin tercih ettiğiniz kişi dışında... ...yani Mansur Yavaş ya da İmamoğlu diyenlere... ...bu isimler dışında bir aday belirlenirse... ...yine de Millet İttifakı'nın adayına oy verir misiniz? Ee, burada gelen sonuç çarpıcı... ...çünkü evet diyenlerin oranı %99 diyor... ...benim CHP'li kaynaklarım aldığım bilgiye göre... ...yani ben İmamoğlu'nun aday olmasını istiyorum... ...ya da Yavaş'ın aday olmasını istiyorum diyenlere... Peki Kılıçdaroğlu olursa yani sıralamada daha geride olmasına rağmen Millet İttifakı'nın bütün bileşenleri Kılıçdaroğlu üzerinde uzlaştık derse siz başkasının aday olmasını istemenize rağmen Kılıçdaroğlu'na oy verir misiniz? Yani somutlaştırırsak buna evet diyenlerin oranı %99 deniyor. Dolayısıyla CHP cephesinde şöyle bir hava var. Anketlerde ismi ön planda çıkmasa da hani sonunda eğer bütün bileşenler bakın bu bölümünün ayrıca altını çizmek lazım. Yani Millet İttifakını seçim tarihi geldiğinde Millet İttifakını oluşturan bütün partilerin genel başkanları örneğin çıkıp bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğludur derlerse o zaman seçmenin de ona oy vereceği yönünde çok ciddi bir bilgi var ellerinde. Bu önemli. Yani CHP'liler de önemsiyor. Hatta bunu söyleyenler bu anket... var. Yani bu iş artık Hı. Bu anket sadece CHP e, taraftarları arasında yapılan bir anket CHP değil. CHP'nin kendi içinde evet. Yoyo CHP'nin kendi içinde yaptırdığı ve Millet İttifakı seçmenleri e, içinde yapılan yani Millet İttifakının adayına oy verecek, oy vereceğini söyleyen e, seçmen içinde yani ama Yavaş'ı ve İmamoğlu'nu tercih edenlere sorulan ikinci bir soru. Yani siz Abi. onu tercih ediyorsunuz ama bu isim o olmazsa yine de belirlenecek Millet İttifakı adayına oy verir misiniz diye. Yani sonuçta şöyle yani, bir şey çıkıyor. Bu, ee, bu... sonuçta şöyle bir şey çıkıyor. Yani anketlerde Yavaş ve İmamoğlu önde çıkıyor olabilir ama Kılıçdaroğlu aday olsa da bu insanlar Kılıçdaroğlu'na oy verecekler sonucu çıkıyor buradan. Değil mi yani bunu, bu, bunun altını evet. çizmek istiyorlar. Evet Millet İttifakı'nın yani tabii ki Kılıçdaroğlu özelinde bence şu andaki gündeme bakıldığında bu soru Kılıçdaroğlu ismi için soruluyor bana öyle geliyor ama e, önümüzde daha vakit var. Hani bazı şeyler değişir. Kılıçdaroğlu da başka bir isim üzerinde, başka bir ortak aday üzerinde e, karar değiştirir. Onu bilemem. Ya tabii. Şimdi Ama bana, bugün itibariyle bakıldığında... tam bugün itibariyle anketçi geliyor. Ben e, Millet İttifakı seçmeniyim. Diyor ki bana kimi tercih edersin diyor. Birinci soru. Ben diyorum ki işte Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu. İkinci bir soru soruluyor. Ya Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu olmazsa üçüncü bir kişi olursa aday... Ona oy verir misin diyor? Ben de evet diyorum. Evet, evet. Şey bu, hikaye bu yani. O, o evet. yani evet. makul bence. Yani problemli değil bilmiyorum. Zaten yani peki sahip... bu adayın ismi söyleniyor mu? O 3'ü üçü, yani üçüncü isim benim deniliyor değil mi? Yani üçüncü bir isim olursa. Tabii tabii. Üçüncü isim. Yani şöyle bence e, yani burada yani Abdullah Gül ben de, de sordum tabii. Söyle şöyle adını Ankit... koyarak sorayım Murat. Yok. Yok, yani Abdullah Gül de 3. soruya anladım seçilirse olur mu? Iyi. Güzel o soru. Verir mi? Anladım. Hayır, o değil. Yani Niye burada kastedilenin Kılıçdaroğlu olduğunu ben anlayabiliyorum yani. Sen dediğin Oradaki soru sorulan ya, kişiler benim yaptığım görüşmelerde yani şöyle elimde bir anket kağıdı görmüş değilim. Bana bilgi yok, yok, veren kişiyle yaptığım Yanlış... sohbetin bütününden Hayır, Burad, çıkardığım sonuç. Ben şunu anla anlatmaya, sormaya çalışıyorum. Ee, bu soruyu sor, sorduklarında bir isim zikretmemişler ya hani e, üçüncü bir şahıs diye bahsetmişler hı hı. ya yani bu üçüncü şahısta evet. da yine altını çizdin üstüne çize çize söyledin bileşenlerin tamamının e, adayı olursa üçüncü bir isim diye bahsetmişsin doğru mu doğru yani burada yalnızca evet, CHP'nin e, bir adayından bahsetmiyor bahsedilmiyor o yüzden söyledim yani bu Abdullah Gül olursa da 199 ol, Olacak mı? olamaz çünkü bileşenler onun üzerinde ittifak etmezler. E ederse seçmen de edecek miymiş? Onu mu söylüyor? Ya biraz o anlama geliyor ama bileşenlerin Alay. o isim üzerinde ittifak edecekleri e, mümkün değil etmeleri. Yani imkansız. Evet. Yok yok ben o, o tarafı da var ayrıca ama zaten anket yapılırken de benim anladığım kadarıyla hani artık onun tekniği nasıldır bilmiyorum ama zannederim tarif edilen isim Kılıçdaroğlu. oluyor yani, yani adıyla sorulmuyor soru bir şey hani, söyleyebilir miyim Kılıçdaroğlu olursa diye sorulmuyor Efendim, ama Abdullah Gül'ün Millet İttifakı adayı olma ihtimali sıfırın bile altında sıfırın bile altında niye diye sorun Sordum niye? <laughs> tamam. ya, niye sordu? Çünkü <laughs> Abdullah Gül Gül'ü aday gösterdikleri anda Muharrem İnce faktörünün devreye gireceğini ve Muharrem İnce'nin pat diye Millet İttifakı'nın fiili adayı haline dönüşeceğini artık sağır sultan bile duydu. Sokaktaki çocuk bile satın aldı. Dolayısıyla bunu... İsteseler de yapamazlar yani zaten istemiyorlar da isteseler de yapamazlar. Bu ihtimal sıfır hatta sıfırın altında. Ben e, sizin kadar e, e, rakam böyle sıfırın altında ve sıfır rakamlarını söyleyemeyeceğim. O yüzden söylüyorum. Gerçi sıfırın altında diye bir istatistik <laughs> yok ama işte benim matematik bilgimin zayıflığına verin. İmam Hatip'te okuduk abi ne yapalım. Ya yok estağfurullah. Şey Bülent, ya? Bülent Bey. Ne diyorsunuz bu anket ve Şöyle, Mete Yarar'ın ya üçüncü yani kişi Abdullah Gül olamaz mı sorusu? ya Ben de size katılıyorum. Ee, Abdullah Gül'ün Millet İttifakı <laughs> adayı olma ihtimali sıfır. Ee, ama Murat Bey'in anlattıklarından şunu çıkarıyorum ben. Hani bu zaten benim çıkarımım değil. Ee, baktığınız zaman sokakta da bunu görebiliyorsunuz. Aslında Millet İttifakı e, kimin adaylığı konusunda değil ama başka bir konuda konsolde olmuş durumda. O da mevcut Sayın Cumhurbaşkanı'nın değişmesi gerektiği konusunda bir değişimin olması konusunda bir konsolidasyon var zaten. Bu da aslında bunu gösteriyor. Yani aday ittifakın ortak adaylığı üzerinde ortaklaştığı bir aday olduğu takdirde seçmenin oy verebileceğini gösteriyor. Bu e, adayın kimliğinden bağımsız olarak seçmenin bir noktada konsolide olduğunu gösteriyor. Yani ben buradan bu sonucu çıkarıyorum. Bülent Bey siz Mansur Yavaş'a yakınsınız. Mansur Yavaş aday olmak istiyor mu? Yani yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Aday olmak istiyor mu? Yanlış soru. Yani kendisine ya Mansur Bey biz düşündük, taşındık. Anketlerde de siz önde çıkıyorsunuz. Gelin siz aday olun dense bunu kabul eder mi? Valla bunun yıllar önce cevabını rahmetli Demirel vermişti. Bu makam kimsenin reddedemeyeceği bir makam. Ben Mansur Bey'in de böyle bir teklifi reddedeceğini düşünmüyorum. Ama Mansur Bey sonuçta herkese her yerde söylediği bir şey var. Yani Ankaralı bana bir emanet verdi. Benim görevim bunu en iyi şekilde yerine getirmek ve ben bu tartışmaların içine girmek istemiyorum. Kendi işimi yapmak istiyorum. Ee, ve bu sınırlar içerisinde kalmak istiyorum diyor ve zaten bunu demekle de kalmıyor bunu yaşamında da her alanda da uyguluyor ee, genel siyasetin tartışmalarının içerisine girmiyor sadece Ankara özelinde Ankara'nın sorunlarıyla Ankara'da evet, onu, ne yapabilirimle uğraşıyor sorumun cevabını Bence aldım. bu kendisine bu, bunu sınır olarak çizmiş yani, yani kişisel tutumunun bu olduğunu biliyorum da hani böyle bir Görev ya yani size böyle bir görev düştü diye gelinirse de kapı kapalı mı hani o anlamda sordum. Cevabını da aldım. Ahmet Bey yani ya şöyle şöyle çok net bir şey söyleyeyim. Ee, yarın Millet İttifakı'nın bileşenleri gelip ya Mansur Bey biz sadece seninle kazanabiliyoruz. Sen bizim adayımızsın dedikleri zaman ona bir görev tevdi ederlerse o da bu görevden kaçamaz. Tabii diye tabii yani. o onu söylediniz zaten. Murat e... ben bir bir şey söylemek istiyorum. Şimdi az önce dedi ya Bülent Bey, sokak Cumhurbaşkanı'nı değiştirme işareti veriyormuş yani. Şimdi ben anketin ismini de vereyim. Özer Sencer, Metropol'ün son anketi. Vatandaşa soruyorlar ki CHP'ye yakın bir anket şirketidir. Bir ekonomik sıkıntı var mı? Var. Kendi seçmenlerine soruyorlar. Bu ekonomik sıkıntıyı kim çözer? Yanlış hatırlamıyorsam %38'de Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor. Bütün anketlerde hepsi toplanıyorlar. Erdoğan'ın halk nezdinde aldığı güven oyunu alamıyorlar. Dolayısıyla bir şey söylerken rakamla, bilgiyle, belgeyle söylemek lazım. Kendi sosyal çevremizden yansıyan kanaatleri Türkiye'nin kanaatleriymiş gibi aktarmamak gerekiyor. Yankı odası diyoruz ona. Oradan aktarmamak gerekiyor. Yani Türkiye'yi Tunalı Hilmi Caddesi'nden, Bağdat Caddesi'nden ve karşıya kadar okuyamazsınız. İyi ki nişan taşı demedim. Nişan Harikasın. taşından hiç rakamları nasıl okuduğumuza bağlı Zafer nişan Bey. Nişan taşından hiç okuyamazsınız. Rakamları nasıl okuduğumuza bağlı. Valla Özer Sencere %62 sorun. %62 de çözemez diyor yani. Özer Sencere sorun ee, Özer Sencere. %60. Özer Bakın, Sencere %38 çözer var. diyor ama %62 Heh. de çözemez bak, diyor. Muhalefet o tersten seçmenin, bakarsanız da %62'nin de güvensizliği kim, var. Kim çözer diyor peki sorunları? Hangisi çözer diyor? en çözme iradesini gösterebilecek e söylüyorsunuz olarak yine Erdoğan, ki, yine Erdoğan, yine Erdoğan diyor. Yine %38 diyorsunuz. Ha, yine Erdoğan çözer diyor. Bak. Ya, a, o çok önemli bir Zafer şey. Bey, yüzde %38 yine Erdoğan, Erdoğan çözer diyor ama yüzde 62 de çözemez diyor. Ya bir şey söyleyeyim. Yüzde mi? 62, 60, niye 60, görmüyorsunuz? 62 çözemez falan demiyor. Bunun kararsızı var, bilmem nesi var. Güven i̇şte, anlamında işte, bir birinci siz sırada Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor. Böyle yorumluyorsunuz. Ben buradan bakınca, bakın. Demek ki ee, diyorum ki Sayın Erdoğan'ın en fazla 38. Bu anket şirketlerinin son dönemde şöyle bir özelliği ortaya çıktı. Mesela Murat Bey'in bahsettiği anket de Kemal Bey'in adaylığına bir türlü ikna olmayan parti tabanına ya bakın meselenin bir de bu boyutu var demek için yapılmış bir anket gibi gözüküyor. Ama bence doğru bir saptama Millet İttifakı'nın adayı kim olursa olsun alacağı oy 3 aşağı beş yukarı aynıdır. Aynı olacak. Ekrem İmamoğlu da olsa aynıdır. Mansur Yavaş da Kemal Bey de olsa aynıdır. Ben hep söylüyorum adaylık Kemal Bey'in hakkıdır. Ama Koray Aydın'ın, İyi Partili Koray Aydın'ın dün yaptığı açıklama bence çok kritiktir. Biz kazanamayacak bir adaya destek vermiyoruz. E, vermeyiz. Kılıçdaroğlu kazanamayacak adayı. O, onun Türkçe meali şudur, Kılıçdaroğlu kazanamaz diyor. Şimdi ittifak ortağınız bunu söylüyorsa siz daha bir aday belirleyememişsiniz toplumun karşısına çıkacak. Ve burada diyorsunuz ki biz Erdoğan'ı yeneceğiz. Yani ortada seçim yok buna, Zafer Bey. buna seçim kim inanır, Kadir inanır yani. O sadece onu söyleyeyim yani. Sadece onu söyleyeyim. Ortada ya e, bir seçim şey yok. söyleyeceğim. Seçim aday çıkar e, zaten. Murat sen e, tecrübeli bir gazetecisin. E, bu arada şey cevap vermiş bak Onur e, gönderdi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığına adaylığına ilişkin açıklamaları oldu. Dün de Meclis Genel Kurulu'nda adaylık tartışması yaşandı. Hem Koray Bey'in sözleri hem de meclisteki tartışmalar hakkında sizin yorumunuz nasıl olur diye sorulmuş CHP sözcüsü Faik Öztrak'a. Gereksiz bir açıklama dedi. Genel Başkanımızın Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı hakkındaki görüşleri artık kamuoyuna mal olmuştur. Bunların üzerine yorum yapmak gereksizdir. Genel başkanlar genel başkanımızın açıklamaları nettir, tevil götürmez." demiş. Evet yani ya Murat sana bir şey soracağım. Kılıçdaroğlu aday aday olacak mı hakikaten? gerçekten bütün şeyiyle, samimiyetiyle aday olmayı planlıyor mu? Çünkü bazı CHP'liler ya işte aslında aday olmayacak İmamoğlu ya da Yavaş'ı aday gösterecek ama onlar yıpranmasın diye şimdilik kendisini ön plana atıyor falan diyenler de var. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yok. Bu, bugün itibariyle yani 8 Aralık'tan 9 Aralık'a döndüğümüz tam şu yeni günün ilk dakikası itibariyle söylüyorum. Bugün itibariyle görünen evet Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayı artık... Tam anlamıyla kafasına koymuş ve o yolda ilerliyor şu an itibariyle öyle. Ama burası Türkiye ve önümüzde daha çok vakit var. Evet o tez çok fazla konuşuluyordu. Yani hani kendi adeta bir paratoner işleviyle ön plana kendini atacak böylece sonradan asıl aday çıktığında yıpranmamış olacak diye. Ama öyle değil. Yani bugün itibariyle tekrar ediyorum Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda kafasında kendi aday olması konusunun netleştiğini görüyorum ben. Mete Yarar, Zafer Şahin, Murat Çelik, Bülent YüceTürk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Harika bir tartışma oldu. Hepinize iyi geceler. Teşekkür. Hoşça kalın. Tarafsız Türkiye burada sona eriyor.